Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi akşamlar diliyorum herkese. Evet, sevgili dostlar, seçimlere son derece az bir zaman kaldı. İşlem günü itibariyle sadece yarınımız yani Cuma günü var ve Pazar günü sandık sonuçları belli olacak. Ardından da seçim sonrası dediğimiz bir süreç başlamış olacak. Arkadaşlar, uzunca bir süreden beri adeta seçimlere kadar dolar 7 mi olur, 8 mi olur, 10 mu olur? Seçimlerden sonra işte yine benzer şekilde farklı beklentiler ve tevatürler söz konusu idi. Seçimlere kadar en iyimser tahmin 6,5 olacağı şeklindeydi. Ve sizler de bu değişik rakamlar ve değişik tahminler içerisinde büyük bir beklentiyle seçim sürecini yaşamış oldunuz. Seçimlere son bir hafta kalıncaya kadar dolarda sakin ama kademeli bir yükseliş eğilimi var iken geçtiğimiz hafta Cuma günü itibariyle önemli bir atak yaşandı ve bu hafta ise bu atak sonrasındaki Merkez Bankası'nın veya Türkiye hükümeti cephesinin atmış olduğu adımlar yaratmaya çalıştığı çözümlere tanık olduk. Arkadaşlar, konuyu ayrıntılarına girmeyeceğim. Artık swap meselesini ve bu hususta atılan adımları ve bugün de geri atılan adımları neredeyse birçok kaynaktan takip etmiş bulunuyorsunuz. Ben de akşam üzeri vermiş olduğum bir yorumumda swap faizlerinin %1200'lerden ki dün gece bu seviyelere ulaşmıştı, 1200'lerden %30'lara kadar gerilemiş olduğunu ifade ettim. Ve yine swap konusunun bir diğer bacağı olarak da yurt içi genelinde Merkez Bankası tarafından verilen bir kararla swap oranının, swap sınırının, vadesi gelmemiş borçlar için swap sınırının %20'den 30'a çıkarıldığını ifade ettim. Zira hafta başında da bu oran %10'dan 20'ye çıkarılmıştı. Bugün ise %20'den 30'a çıkarıldı. Bunun anlamı neydi? Bunun anlamı bankalar likidite sağlama imkanına erişecek. Merkez Bankası ise bankaların elinde bulunan ama satmak istemediği dövizini değiş tokuş yöntemiyle alacaktı. Merkez Bankası dövizi alacak ve karşılığında bankalara TL verecekti. Bunun oranını %30'a çıkarmak suretiyle bankaların içinde bulunduğu TL nakit likidite sıkışıklığına bir son verilmiş olacaktı. Ve bu mevzu şuna bağlandı. Dolayısıyla bankaların eli rahatladı. Böylelikle bankalar da yurt dışına, yurt dışındaki yatırımcıların TL'ye olan ihtiyaçlarına daha kolay bir şekilde yanıt verebilme, TL fonlama imkanını daha uygun koşullar altında sağlayabilme sonucunu yaratmış olacaktı. Arkadaşlar, Bankalar Birliği dün yapmış olduğu bir açıklamada demişti ki, yabancıların TL bulamamasının sorunu biz değiliz. Bankalar değil, bu konuyu bizimle alakalı olarak değerlendirmeniz doğru değildir şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Ama yabancılar tabii ki bu açıklamayı hiçbir şekilde yeterli görmediler. Yabancının TL bulabileceği tek kaynak Türkiye'dir veya Türk bankalarıdır. Türk bankaları benim elimde TL'm yok, olanı da bu faizle veririm şeklinde bir uygulama yaptığı için sonuç itibariyle faizler bu denli büyük boyutlara ulaştı. Yabancı da TL'ye erişebilmek için borsada son derece ciddi satışlar yarattı. Ve sonuç itibariyle bugün bu karardan geri adım atılması, yabancının TL'ye kolay ulaşabilir duruma gelmekte swap faizlerinin normale dönmesi ardından doların tekrardan hareketlendiğini ve 5,55-5,60 bandına tekrardan girmek için bir gayret göstermekte olduğunu gördük. Özetle bu operasyona adım atılırken dolar evet 5,80'ler seviyesine ulaşmış, ardından tekrar 5,70-5,65 bölgesine geri çekilmişti ama bir ortalamaya vurduğumuz zaman 5,80 ile düşük değer olarak gördüğü 5,30 arasındaki ortalama yine 5,55-5,60'lar seviyesinde. Sonuç itibariyle bu son bir hafta içerisinde yaşanan dolardaki gerilim tam anlamıyla doların düşük seviyelere erişebilmesi sonucunu yaratacak kadar da başarılı olmuştur denilemez. Bir diğer yandan da borsa cephesinde yabancının yapmış olduğu 9.000 puanlık bir satış, ki bu satış gerçekten Türkiye'den önemli miktarda bir para çıkışı anlamına gelebilecek, yabancının kaçışı anlamına gelebilecek olan bir durumdur. Şimdi arkadaşlar, önemli olan mevzu şu oldu artık. Acaba seçimler öncesindeki son gün itibariyle Cuma günü ve seçimlerin hemen ardından Pazartesi günü nasıl bir reaksiyon olur, neler olabilir? Bugün gördük ki swap konusunda atılan geri adımla birlikte dolar TL 5,62 direncini zorladı.
Ve şu bölge arkadaşlar 5.62 direncini zorladı. Ancak bu direncin ötesine geçemeyerek 5.50 ile 5.60 arasındaki bir seyirle günü geçirdi. Arkadaşlar yarın şu açıdan da büyük bir önem taşıyor. Biliyorsunuz az önce de ifade ettim. Yabancı TL'ye olan ihtiyacını giderebilmek bakımından borsada önemli satışlar yaptı ve bu satışları dün çok ciddi boyutlara ulaştırdı ve sonuç itibariyle borsada yapılan satışların parası nakdi 2 gün sonra hesaplara geçmekte veya yapılan satışların ardından elde edilecek olan nakdi kullanabilme imkanı 2 gün sonra olabilmekte. Dolayısıyla bu paralar yabancının gerçekleştirmiş olduğu satışların parası yarın hesaplarına geçeceği için bu paranın TL'nin dolara dönme ihtimali, dolara evrilme ihtimali oldukça yüksek görünmekte. Doğal olarak bu husus dolara bir ilgi yaratmak anlamına geliyorsa tabii ki ilginin ve talebin olduğu bir emtihanın da değerinde bir yükselme olması muhtemeldir. Ama tabii ki şunu da dikkate almak gerekiyor. Yabancı yarın TL'ye erişecek diye yarın direktmen dolar alacaktır şeklinde bir yorum yapmak doğru olmayabilir. Bunu yarın da gerçekleştirebilir veyahut da seçimden sonra seçim sonuçlarını gördükten ve bunu kafasında irdeledikten sonra da birkaç gün sonra da gerçekleştirebilir. Ama yarın için böyle bir ihtimalin var olduğunu bilmekte yarar olduğu kanaatindeyim. Bunu bir köşeye not olarak yazalım. Arkadaşlar görünen şu durum şu ki eğer bu bahsetmiş olduğum ihtimal oluşmaz ise yani yarın borsadan çıkan parayı yabancı dolar alımı şeklinde değerlendirmez ise bu kararını niyetini daha sonraki günlere bırakacak olur ise 5.55 civarlarında 5.50-5.55 bu bölgelerde seçimlere adım atmış olabiliriz. Yani yarınki işlem günü sonrasında hafta sonuna 5.55 civarlarında girip pazartesi sabahına da bu seviyelerden uyanmamız mümkün olabilir gibi görünmekte. Eğer ki yabancı dolara yönelecek olur ise bu durumda arkadaşlar dolar yarın hangi seviyeler açısından bizim için önem taşımakta? Bu görmekte olduğunuz grafiğim 120 dakikalık bir grafiktir. Bunu ben gün içinde de paylaştım. Bu 5.62 direnç bölgesinin önemini ihtiva edebilmek bakımından bu grafiği şimdi sizlere gösteriyorum. Birkaç defa zorlandı ama bu direncin üzerine çıkılamadı. Fakat geri dönüşlerde de 5.50 seviyesinin üzerinde 5.51 seviyesinde mevcut bulunan destek bölgesi net bir şekilde çalıştı. Buranın da aşağısına inilmedi. O halde 5.51 ila 5.62 arasında yeni bir aralığın oluştuğunu görmekteyiz son anlar itibariyle. Sevgili arkadaşlar şimdi günlük grafiğimiz itibariyle bu grafiği zaten aşağı yukarı ezberlemiş bulunuyorsunuz. Burada 5.42-5.43 bölgesinde önemli bir destek hattımızın olduğunu, bu destek hattının üzerine çıkıldıktan sonra daha doğrusu kanalın üst bandı olan 5.58 seviyesinin üzerine çıkılmasına rağmen burada kalıcı olunamayarak tekrardan kanal içine geri dönüldüğünü ve bu kanalın altı test edilmiş olsa da yeniden bu kanalın içinde ve bu kanalın üzerine çıkmak yönünde bir çabanın hakim olduğu bir görüntüyle dolar TL'deki yükseliş eğiliminin genel manada devam ettiğini söylüyorduk ve hala da aynı düşüncemizi ifade edebilecek durumdayız. Şurada görmekte olduğunuz 5.58 seviyesi ise bizim dikkat etmemiz gereken direnç noktalarından bir tanesi olarak ortaya çıkmış bulunmakta. Bunu da gün içerisindeki hareketliliklerden görebiliyoruz. 5.58 son saatler itibariyle aşılamadı. Son saatler diyorum dikkat ediniz. Bugün gün içerisinde 5.62 zorlandı. Ancak geri dönüşlerde 5.51, 5.52, 5.55'in aşağısına sarkmalar olsa da buradan başlayan yeni hareketlenmeler 5.58'in üzerine yönelemedi. O halde 5.58 direncine de dikkat etmemiz gerekiyor kısa süreli işlemler adına. Arkadaşlar haftalık grafiğimiz itibariyle görmekte olduğunuz gibi şuradaki %50 Fibonacci direncimiz olan artık destek konumuna gelmiş durumda 5.47 seviyesini görmektesiniz ve bunun ötesinde ise %38.2'ye denk gelmekte olan 5.88 seviyesi önem arz etmekte. Niçin arkadaşlar 5.88 konusuna geçtim? Evet 5.62 direncinin aşılması durumunda vites artırabilecek şekilde
hareketin biraz daha hızlanabileceği şekilde bir ivmelenmenin mümkün olabileceğini, bu ivmelenmede ise ilk dikkat edilmesi gereken teknik seviye olarak karşımıza 5.88-5.90 bölgesinin çıktığını görmekteyiz. Değerli arkadaşlar, şayet 5.88-5.90 bölgesi de aşılacak olur ise bu durumda 6.40'lara kadar devam edebilecek bir yükseliş ihtimali söz konusu olabilir görünmekte. Şimdi arkadaşlar, gelelim pazartesi günü dolarda ne olur ne olmaz meselesine. Yarın için durumu izah ettik. Yabancı şayet yarın borsadan çıkan parasını dolarla değerlendirmek, dolara bir ilgi göstermek adına kullanacak olur ise 5.62 direncinin tekrar zorlanabileceğini ve ardından da 5.68'e yönelebileceğini veya yuvarlak bir ifadeyle 5.70'e yönelik bir hareketlilik yaşanabileceğini ifade ettik. Şimdi arkadaşlar, pazartesi günü çıkacak olan, daha doğrusu sandıktan çıkacak olan sonucun tabii ki dolarla ve ekonomiyle çok yakından bir ilgisi bulunmakta. Bu konuyu ekonomiyi ayrı, siyaseti ayrı değerlendirmek mümkün olamıyor maalesef. Biliyorsunuz her ikisi de birbiriyle iç içe kavramlar halinde. Hele ki Türkiye'de bu kavram daha çok iç içe girmiş durumda. Eğer ki pazartesi günü itibariyle şöyle bir algı oluşursa, evet yerel seçimlerde AKP önemli bir çoğunluk elde etti ama büyük şehirlerde yeterli oranda bir oy alamadı. Hele ki Ankara hususu biliyorsunuz oldukça tartışma götürür bir konumda, Ankara'yı kazanamayacakları yönünde bir beklenti kamuoyunda oldukça önem kazanmış bir vaziyette. İşte arkadaşlar, eğer ki bu yerel seçim sonucunda yeterli bir oy oranı olmaz veya AKP'nin oy kaybı anlamına gelebilecek, geçmişteki seçim başarılarına oranla daha başarısız bir sonuç aldığı sonucu ortaya çıkacak olur ise bu kez şöyle bir beklenti gündeme gelecek. 4-5 yıl yeni bir seçimin olmayacağı, artık seçimlerden yorulmuş bir kamuoyu, seçimlerden yorulmuş bir ekonomik yapı var. Artık böyle bir tablonun olmayacağının rehavetine girmeyi düşünürken bir anda tekrardan yeniden bir erken seçim konusu mu gündeme gelir acaba? Böyle bir ihtimal söz konusu olur mu olmaz mı? Soruları eğer akıllarda, kafalarda ve kulislerde dolaşmaya başlar ise bu durum ekstra bir belirsizlik anlamına gelecektir. Bu ekstra belirsizlik arkadaşlar ekonominin üzerindeki kamburu bir değil 3 kat daha artırmış olacaktır. Zira seçimler öncesinde çok affedersiniz. Seçimler öncesindeki şu son birkaç gün içerisinde dolar TL'nin en ufak bir müdahaleyle dahi ne ölçüde kırılgan bir konumda olduğunu ve bu kırılganlığı giderebilmek için ne kadar büyük bir taviz vermek veya büyük bir mücadeleye girmek durumunda olduğumuzu bütün dünya finans alemi de bildiği için TL'nin kırılganlığından istifade etme iştahı biraz daha kabarabilir. Bu nedenle değerli dostlar, pazartesi günü dolar TL'de hemen ilk saatler itibariyle bir atak olacaktır, büyük bir infial, büyük bir patlama olacaktır şeklinde değerlendirme yapmanın ilk evvela doğru olmadığı kanaatindeyim. Bir dengelenme süreci olacaktır, bir irdelenme süreci olacaktır. Bu konudaki seçim sonuçlarını bir masaya yatırma şeklinde bir tablonun olacağını düşünmekteyim. Ve en önemlisi seçimlerin ardından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın ne adımlar atacağı konusu takipte edilecektir veya belki de sınanmak istenecektir. Nasıl bir tablonun olacağını şu andan net bir şekilde söyleyebilmek mümkün değil. Ama şu ana kadarki söylemler şu ki seçimlerden sonra daha sıkı bir politika izlenecektir, daha yoğun bir baskı uygulanacaktır gibi gibi bir takım ifadeler mevcut. Ama gördük ki arkadaşlar, seçimler öncesinde baskıyı yoğun planda tutmak isteyen bir yapı var ama seçimlerden sonra fatura ödememek veya belli bir maliyeti karşılamak durumunda kalmamak adına biraz daha piyasanın serbest kalabilmesi ve zamlara yönelik hükümetin elindeki para imkanlarını artırmaya veya şu ana kadar dağıtmış olduğu paraları toplamaya yönelik bir sıkılaştırıcı faaliyet içerisinde olabileceğini düşünebiliriz. İşte bütün bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman yine varmış olduğumuz sonuç şu ki dolar seçimlerden sonra bir ivme, yeni bir vites kazanacaktır. Ancak bunu hemen ayın 1'i itibariyle beklemek doğru olmayabilir. Birkaç günlük bir
ortamı, havayı koklama sürecinin söz konusu olabilme ihtimalini dikkate almakta yarar bulunuyor. Seçimlerin hemen ardından veyahut da ufak tefek hareketlilikler yaşandığı anda, dün evvelsi gün olduğu gibi veya son geçtiğimiz bir haftada yaşananlar da olduğu gibi, hemen dolar artık uçmaya başladı. Bu artık uçuşu kimse durduramaz. 7'ye 8'e 10'a 2-3 güne kalmaz gideriz şeklindeki bir beklentiyle hata yapılmasını engellemek bakımından bu açıklamaları yapıyorum. Değerli arkadaşlar, bir kere daha özet geçmek gerekirse, sandıktan çıkacak olan sonuçlar çok önemli. Eğer sandıktan çıkacak olan sonuçlar bir belirsizliğe ve bir erken seçim ihtimaline sebebiyet verecek kadar olumsuz olur ise, pazartesi günü doları daha hareketli görebiliriz. Fakat böyle bir durum olmaz. AKP yine başarılı olduğunu düşünebileceği oranda bir oy alacak olur ise bu durumda birkaç gün bir sakin seyir sonrasında dolarda bir hareketlilik olma ihtimali mevcuttur. Zira dolardaki yükseliş eğiliminin ve yükseliş trendinin devam ettiğini görüyoruz. Seçimlerden sonra bu trendin bozulmasını gerektirebilecek olan herhangi bir neden de şu an için görünmemekte. O halde sabırlı, temkinli ve sakin olmakta ve şu gün şu saatte şu olacak veya seçimler bitti ayın birinde bu olacak veya işte benzer şekilde belli kesin tarihler koymak suretiyle beklenti içerisine girilmesinin son derece büyük yanlışlar ve hatalar oluşturabileceğini düşünmekteyim. Bu sizleri gerçekten hayal kırıklığına uğratabilir. Evet, içinde bulunduğumuz ekonomik tablo doların 6,5'ları, 7'leri, 8'leri, 10'ları görebilmesine sebep olabilecek kadar tatsız ve sıkıntılı bir tablo olmakla birlikte ve bir diğer yandan da Merkez Bankası veya Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti cephesi dolardaki veya TL'mize yönelik olan bu atağı ve operasyonu püskürtebilmek adına en sert kararları, en maliyeti yüksek olan kararları dahi alabileceğini bir örneğini bir iki gün içerisinde göstermiş de olsa, bu hususta yabancının ciddi şekilde bir zarar gördüğü gerçeğini dikkate almalıyız ve bu noktadan itibaren de Türkiye Cumhuriyeti'nin dolara olan ihtiyacı, özellikle ve özellikle Nisan-Mayıs aylarında ödemek mecburiyetinde olduğumuz çok yüklü miktarlardaki dış borcumuzu temin edebilmek adına dolar ihtiyacımızın var olması ve bu doları da maalesef ki dışarıdan borçlanmak şartıyla temin edebileceğimiz gerçeği de işin içerisinde olduğu zaman belki de demeyeyim, şöyle bir tabloyla karşı karşıya kalacağız. Dün benim TL'ye ihtiyacım varken sen bana bu seviyede bir faize beni mecbur ettin. Ben de sana bu manada dolara ihtiyacım varken bu miktarlık bir faizin ötesinde, bu maliyetin dışında dolar vermeyeceğim şeklinde bir tablo ile de karşı karşıya gelebiliriz. Bütün bunlar dolar TL'nin önümüzdeki günler itibariyle yükselişinin gerekçelerini oluşturmakla birlikte, ben tekrar dönüp diyorum ki değerli dostlar, bu analizimizin konusu 1 Nisan'da dolar ne olur? Seçimlerin hemen ardından dolar ne olur ise, seçimlerin hemen ardından ilk günden dolarda büyük bir fırlama, patlama, uçma, kaçma şeklinde bir durumun beklenmesinin doğru olmayacağını, konunun bir şekilde irdelenme aşamasından sonra sakin bir tavır sonrasında dolarda yavaş yavaş kademeli bir şekilde yukarı eğilimin devam edebileceğini dikkate almakta yarar olduğu kanaatindeyim. Panik işlem yapılmasının hatalı sonuçlar vereceğini bir kez daha vurgulayabilmek bakımından bu konuyu tekrar etmiş olayım. Arkadaşlar, dolar TL için kritik değerleri sizlere verdim. Bir de şu grafik üzerinden, evet, bir de bu grafik üzerinden arkadaşlar önemli değerlerin üzerinden geçmiş olalım. %23.6 seviyemiz 5.62 seviyesini temsil etmekte. Fibonacci kriterlerimiz itibariyle 5.62 seviyesinin önemli bir seviye olduğunu bir kere daha vurgulamış olayım. İçinde bulunduğumuz süreç itibariyle şu an 5.56-5.57'ler civarında işlem geçmekte. 5.62 seviyesine özellikle dikkat etmek gerektiğini ve bunun sonrasında ise 5.90-5.88-5.90 seviyesinin önemli bir Fibonacci direnci konumunda olduğunu, bu bölgeye de dikkat edilmesi gerekli olduğunu görmekteyiz. 5.30 seviyesi
en kritik anların önemli bir desteği olarak karşımıza çıktı. Son iki gündür bu seviyeye kadar geri çekilmeler oldu ama kırılmadı. Artık 5.30 seviyesi için çok önemli, çok güçlü bir destektir diyebilmemiz mümkün olabilecektir. Diğer yandan arkadaşlar, pivot değerlerimiz itibariyle baktığımız zaman ise haftanın bu seviyeler dahilinde kapandığını varsaymak kaydıyla. Ben tabii ki sizlere yarın hafta kapandıktan sonra net değerleri vereceğim ama haftayı bu şekilde kapattığımız ihtimalini dikkate almak kaydıyla önümüzdeki hafta için 5.55 seviyesi önemli bir pivot seviyesi olarak ortaya çıkmakta. 5.55'in üzerinde biz yarını tamamlayacak olur isek bu durumda önümüzdeki hafta için ilk takip etmemiz gereken pivot seviyemiz 5.79-5.80 olarak ortaya çıkmakta. 5.80'in ötesinde ise 5.90'da bir Fibonacci direncimizin varlığını ifade etmiştim. Ardından 6 ve 6.27-6.28 seviyeleri önümüzdeki hafta pivot sistem tekniğine göre hesaplanmış olan, görülebilmesi olası, ihtimal dahilinde olan seviyelerdir arkadaşlar. Bunlar illaki bu seviyeler görülecektir diye iddia etmek mümkün değildir. Fibonacci kriterleri biraz daha kısa orta vadeli ama günü saati pek belli olmayan bir süreci ifade etmekte. Ancak pivot verileri daha periyodik olarak değerlendirilebiliyor. Ben şu anda haftalık pivot verilerinin hesabı üzerinden sizlere rakamları vermekteyim. Önümüzdeki hafta için şayet hafta 5.55'ler civarında tamamlanacak olur ise 5.80 seviyesinin birinci direnç, onun ardından da 6.02 seviyesinin ikinci direnç, bir sonra ise 6 seviyesinin aşılması durumunda 6.27'nin üçüncü bir pivot direnci olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Ters senaryo ise arkadaşlar 5.55 aşağısında kalınacak olursa önümüzdeki hafta 5.32 seviyesine doğru bir geri dönüş olunabileceğini, 5.32 desteğinin de kırılması durumunda tekrardan 5.20'li 5.15'li geçmiş tarihlerde gördüğümüz destek bölgelerine doğru bir geri çekilme ihtimali teknik manada oluşabilirmiş. Teknik manada oluşabilmesi ayrı bir konudur ama bir de olayın temel faktörleri vardır. Zira son günlerde en kritik ve en olumsuz süreçte dahi 5.30 desteğinin kırılamamış olması artık bu bölgenin oldukça güçlü bir destek haline gelmiş olduğunu ifade etmektedir. Sevgili arkadaşlar, bir de yarın için pivot verileri itibariyle hangi seviyelere dikkat etmek gerektiği konusuna bakalım isterseniz. Evet, bugün dünkü sert düşüşler sonrasında bugün swap kararı ardından oluşan yükselişteki barı görmektesiniz. Ve yarın için arkadaşlar yine piyasanın bu seviyelerden kapandığını varsaymak kaydıyla 5.52 seviyesi önem taşıyor. 5.52 seviyesinin ötesinde üzerinde kalındıkça 5.62 seviyesini bir kere daha hatırlatmış olayım. 5.70 seviyesine kadar bir yükseliş ihtimali söz konusu olabilir imiş. 5.70'e yaklaşımlara, 5.70 seviyesine yaklaşımlara dikkat edilmeli. Buranın aşılamaması ve geri dönüp tekrar 5.62 seviyesine yönelik geri dönüşler olabilir. Eğer 5.70'e doğru bir hareketlilik olursa, eğer diyorum illaki 5.70 görülecektir şeklinde net konuşabilmek hiçbir zaman için mümkün değildir. Şayet 5.70'e yönelik bir atak olur. Buradan geri dönüşte 5.62 desteği seviyesi bir destek olarak algılanır ise bu durumda 5.70'in tekrar zorlanması ve 5.80'e doğru bir yönelim olma ihtimali teknik olarak mümkündür. Altını özellikle çiziyorum. Bu benim bir beklentim değil, tahminim değil. Sadece teknik olarak bu seviyelerin görülebilme ihtimalleri, içinde bulunduğumuz seviyeler ve teknik oluşum sebebiyle mümkün görünmekte. Affedersiniz. Evet sevgili arkadaşlar, dolar TL ile ilgili söylenebilecekler bunlardan ibaret. Merkez Bankası bugün itibariyle hiçbir vadede işlem yapmadı, short pozisyon açmadı, elindeki pozisyonlarını muhafaza etmekte. Dün sizlere aktarmış olduğum analizde Merkez Bankası'nın 5.39 civarında Mart vadede bir maliyetinin olduğunu ifade etmiştim. Bugün Mart vade 5.50 üzerine çıkmış durumda. Yarın Merkez Bankası'nın elindeki short pozisyonların kapanması adına son işlem günüdür Mart vade için. Mart vadenin son işlem gününde Merkez Bankası pozisyonlarını sistemin otomatik olarak kapatmasına tercih edecektir, bırakacaktır. Ve arkadaşlar saat 15.30 itibariyle Merkez Bankası'nın açıklayacağı kur yarınki Diop Mart vadenin uzlaşma fiyatının hesaplanmasında önemli bir rol oynayacaktır.
Dolayısıyla saat 15.30'dan sonra dolarda bir hareketlenmenin olma ihtimali Merkez Bankası'nın elinde bulunduğu 400 bin kontrat gibi yüklü miktardaki short pozisyonunu kapatma sebebine dayalı olarak beklenebilir. Bir kez daha ifade edeyim. 15.30'da ortaya çıkacak olan Merkez Bankası'nın belirleyeceği kur, Viop için uzlaşma fiyatının hesaplanmasında esas teşkil eden parametrelerden birisidir. Bu sebeple saat 15.30'dan sonra 15.30'a kadar dolar TL üzerinde Merkez Bankası'nın bir baskısı olabilir belki ama 15.30'dan sonra biraz daha rahatlamış bir dolar seyrinin olması beklenebilir. Ama tabii ki diğer taraftan da birkaç saat sonra hafta sonu başlayacak ve seçim konusu var. Seçim öncesinde de doların önemli bir hareket yaşamasını istemeyen bir Merkez Bankamız veya bir ekonomik düzenimiz bulunmakta. Bunları da hesaplara katmakta ve 15.30 saatine yine de dikkat etmekte yarar bulunmakta. Arkadaşlar hafta sonu daha farklı, daha detaylı analizler illaki aktaracağım. Şimdilik söyleyebileceklerim bunlardan ibaret. Yarın gün içerisinde fırsatım olursa yine o anki son gelişmeleri yansıtan bir analiz aktararak anlık durumu veya kapanış öncesindeki hafta sonuna girerken seçimler öncesindeki son işlem gününü tamamlarken son durumları ifade eden bir analiz daha aktarmak için çaba göstereceğim. Hoşça kalınız, iyi akşamlar diliyorum, saygılarımla.